Değerli izleyenlerimiz, Elif Karakışla ile Wellness Time her hafta ekranlarınıza birbirinden değerli uzman konukları ağırlamaya devam ediyor. Özellikle sonbahar ve kış döneminde bir parça daha düzenli olduğumuz bir zamana geçiyoruz ve yazın böyle hafif rahat Ağustos böceği döneminden daha disiplinli, biraz daha hayatlarımızı belli frekanslarda, ajandalarda yönettiğimiz bir zamana geçiyoruz. O halde dedim ki hadi birazcık beden kontrolü için çok değerli bir uzmanımızı davet edeyim ve görüşler alalım. Değerli hocamız Sevda Harputoğlu burada. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de Sevda Hocam. Şimdi özellikle hiç sizi tanımayanlar için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Sevda Harputoğlu. 16 yaşımdan beri sporla içli dışlıyım. Çok erken başladım spor hayatıma. Önce ufak tefek spor yaparak başladım. Lisanslı sporcu oldum. Sporda ciddi aşamalar, başarılar kaydettim ve daha sonra bunun benim hayatımın bir parçası olması gerektiğine inandım. Ve bu yolda erişebileceğim en güzel noktaya ulaştığımı düşünüyorum ve bu tercihim pilates eğitmenliği oldu. Tabii bu sürede dediğim gibi çok fazla sporla haşır neşir oldum. İşte fitness yaptım, aerobik yaptım, işte wushu, kung fu ile ilgilendim. Boks, kickboks, yani her türlü spordan, voleyboldan tutun hani birçok sporla ilgilendim bu süreçte. Ama benim içime en çok sinen, en çok aklıma, mantığıma, ruhuma şifa olan ve hani çok daha iyi geldiğine inandığım branşta kaldım. Benim için pilatesin yeri her zaman çok çok farklı oldu. Ki zaten jimnastikçiyim. Yaptığım ve başarılı olduğum alanda pilates beni destekledi diyebilirim. Aynı dili konuşuyoruz. Evet. Ve bana kattıklarını görmüş oldum. O yüzden pilates eğitmenliğini seçtim. Peki, şimdi izleyenlerimiz için sormak istiyorum. Pilates var. Bir de reformer pilates duyuyoruz. Bunlar nasıl çeşitleniyor? Pilatesin bir çeşidi mi reformer pilates? Aslında bu bir aşama diyebiliriz. Mesela Joseph Pilates ilk önce çok işte hastalıklı bir çocukluk dönemi geçiriyor. Hani sürekli olarak hastanelerde astım krizleri yaşıyor. Raşitizm çok ağır bir, özellikle bir çocuk için çok ciddi ağır bir süreç yaşıyor. Ve doktorlar onun asla iyileşemeyeceğini falan söylüyor. Hatta bir çocukluk fotoğraflarında şöyle incecik falan bir çocuk falan. Ve hani o azmediyor. Aslında pilates bir nevi başarı hikayesi diyebiliriz. İnanılmaz bir hikayesi var bu anlamda. Çok hastayken ve hani doktorlar bu konuda Joseph Pilates'ten umudu kesmişken o yılmıyor ve deniyor. O da işte benim gibi ilk önce işte jimnastiğe gidiyor, işte boks yapıyor. Yani böyle birçok spor branşlarından o da geçiyor. Ve daha sonra yaşıtlarının çok daha ötesinde bir sağlıklı bir vücuda, bünyeye sahip olmuş oluyor ve bütün hastalıklarını aşmış oluyor. Tabii doktorlar da şaşırıyorlar hani nasıl olurdu bu kadar hastalıklıyken hani iyileşebilir diye. Ve daha sonra bu kadar etkili olan şey hani bana ne kattı, neler kattı ve daha neler katabilir diye kendisi kendini bu işe adıyor. Ne yapabilirim? Yeni bir şey. Yani kurcalıyor. Hani her dahi insanın nasıl çevresinde olup biteni kurcalayıp merak edip araştırması ve müthiş şeyler bulması gibi. Keşfini geliştirmesi kesinlikle gibi. Kesinlikle öyle. Joseph Pilates de vücudunu dinliyor. Hani hangi hareketin nereye yansıdığını kontrol ediyor, bakıyor. İşte mesela doğaya çıkıyor, orman gezilerine çıkıyor. Hayvanların neler yaptığına bakıyor. İşte mesela kedi ne yapıyor, inek ne yapıyor, işte köpekler ne yapıyor, maymunlar neler neler yapıyor. Tek tek o animal dünyayı da keşfe çıkıyor. Ve zaten kullandığımız birçok hareketlerde de bu işte hayvan figürleri var, isimleri var. İşte kedi esnetmeleri var mesela. İşte cow cat hareketimiz var. İşte inekten ve kediden yararlanılan bir hareket. Burada hatta omurgayı artiküle eden, sağlamlaştıran, güçlendiren ve aynı zamanda esneten bir hareket. Daha sonra
pilatesi bir nevi artık keşfediyor ve pilates yeni yeni oluşuyor. Reformer pilates daha sonra şeyde daha yoğunlaşıyor. Cihazda mı? Yok, direkt cihaz olarak çıkmıyor zaten. Hikayesi çok enteresan. İlk önce işte 1919 yılında Alman askerleri, o savaş zamanında işte yaralı Alman askerleri var vesaire, işte hani onların kampları olur vesaire. Joseph Pilates tabii hani insanlardan onu yönlendiriyor ve o da gidiyor işte hani savaş var, insanlara yardım etmem gerekiyor diye. Gidiyor ve Alman askerlerini yatalak olan, hani kolunu bile kaldıramayan, işte çok ciddi, işte kurşun yarası yemiştir adam. Tabii. Yani savaştan bahsediyoruz. Omurgasına, belki omzuna, sırtına, bacağına, kasına, her herhangi bir yerine gelebilir bu darbeler. Ve düşünüyor, ben hani bu insanlara nasıl yardımcı olabilirim diyor. Ve yatakların yaylarından o yaya bakıyor ve diyor ki ben bir şey yapmam lazım diyor ve yatakların yaylarını söküp işte hani ellerine veriyor, işte mesela ellerini, çünkü bir direnç, yani çok sıkıntılısınız mesela, gücünüz yok, işte o bölgeyi hareket ettiremiyorsunuz. Ayağa kalkacak takatte değilsiniz. Takat yok. Ve o bölgeyi çalıştırabilmek için böyle bir şey keşfediyor. Bu çok inanılmaz güzel. Çok güzel bir hikayesi, akışı olan bir hayat. Vallahi hikayesi. Bence ilk defa duydunuz. Evet, ben ilk duyduğumda çok mutlu olmuştum. Çok güzel. Çok değerli yani, evet. Bir fikir. Evet, daha sonra bunu daha da çok geliştirmek istiyor. Yani pilates var ama reformer pilatesi keşfediyor. Bunu daha çok işte geliştiriyor. Hatta bir videosu vardır, böyle yatıyor. İşte uyanır uyanmaz üzerindeki battaniyeyi atıyor. Hemen işte yatakların kenarlarındaki yayları uzatıyor, çekiyor kollarıyla. İşte bacaklarını geçiriyor, bacaklarını çalıştırıyor falan. Tabii günümüzde artık hani kollar ya da işte bacaklarımızı yaylarla çalıştırmıyoruz. Tabii Cadillac da yine geçerli, yine çalıştırıyoruz. Ama işte reformer'da kayışlarımızla, kayışlarla çalışıyoruz insanları. Böyle aşama aşama kendini geliştiren, değiştiren bir hal alıyor ve en iyi hal. Yani med pilates kötü değil, işte boğalla yapılan, işte jimle yapılan, işte bantlarla yapılan pilates kesinlikle çok çok güzel, kesinlikle çok faydalı. Evet. Ama pilates diyor ki ben med'i buldum, işte reformer'ı buldum. En sonunda zaten tower'ı keşfediyor, yani oluşturuyor daha doğrusu. Ve diyor ki bu benim Cadillac'ım. Ve adı işte tower olarak da geçiyor, Cadillac olarak da geçiyor. Benim artık son eserim Cadillac, daha üstü yok diyor. Ve böyle bir araba isminden esinlenerek işte ismini koyuyor. Aradaki fark bu. Yani dediğim gibi, hatta mesela bana gelen üyeler, biz şöyle bir şey yapıyoruz. Hani diyelim ki bana da çok ciddi rahatsızlığı olan üyeler geliyor. İlk önce beraber akış içerisinde hareket ediyoruz. Bakıyorum, yaşa bakıyorum, sıkıntılarına bakıyorum, neler yapılabilir. Biz hakikaten bazen direkt metle başladığım üyelerim olmuyor. Yani sağlıklı hiç problemi yoksa direkt reformer ve Cadillac geçebiliyoruz. Ama Cadillac üst aşama olduğu için direkt çat çat hemen oraya geçelim olmuyor. Bazen mesela beli kırık bir üyem var. Onu direkt reformer'a almak çok tehlikeli bir giriş olur. Bundan da bahsederiz. Yani bu yolda sakatlanan insanlardan falan da bahsedeceğiz. Hocanın sorumsuzluğu ya da bilgisizliği, deneyimsizliği neler açabiliyor başımızı. Bunlardan da bahsedelim. O yüzden hani direkt almıyoruz. Aşama aşama. Hani reformer, ondan sonra Cadillac. Çok daha med pilatesten ayıran nokta yayların sertlikleri. Yani mesela işte gücünüze göre geliyorsunuz, işte sarı yaylarla, işte kırmızı bantlarla. Hani çalışma esnasında o bantların işte dirençleri değişiyor. Her hareketin zaten kendi direnci var, kendi yayı var ama bazen öyle bir hal oluyor ki hani çok kolay bir hareketin aslında standart gücünde, direncinde kişi zorlanabiliyor. Ama bir iki antrenman çalışma sonrasında o şeye geliyor ve hani ya daha da olabilir kıvamına geliyor. Bunlar çok mutlu edici şeyler. Yani kas o kadar güçleniyor, o kadar esniyor, o kadar rahatlıyor ki onu kaldırabiliyor, yapabiliyor hale geliyor. Bunlar güzel şeyler. Pilates ile metin arasındaki, reformer pilates ile metin arasındaki fark bu diyebiliriz. Harika, gerçekten çok çok etkileyici. Şimdi bu hikayeden şunu çıkarıyoruz. Bunları yapabilmek için öyle çok güçlü, çok atletik, inanılmaz enerjik, çok genç olmamız gerekmiyor. Kesinlikle. Bir kere yaştan bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü ben
kendi yaşıma göre daha fazla kondisyonumu artıracak aslında bir çalışma planı çiziyorum. Düşünün ki kurşun yemiş hasta bir askerin kendini güçlendirmesi için ortaya konmuş. Birçok insan ya ben artık bu işleri yapamam, yaşım geçti, aman ben zar zor oturup kalkıyorum diyor. Ama zaten hedef zar zor oturup kalkma, daha önünde inşallah Allah sağlıklı ömür versin. Yaşa göre 20 yaş, 30 yaş, bazen 40, bazen 50 yaş olan insanlar var. Amaç zaten bu değil mi? Kesinlikle. Kendi bedenimizin kayışını birazcık daha, o bütün daha fazlasını nasıl yapabilirim üzerine. Tabii şöyle bir şey var. Gerçekten eğitmenin herhalde çok iyi anatomi biliyor olması lazım. Çünkü hani bir yayı işte böyle hareket ettirmek, şöyle hareket ettirmek, öyle hareket ettirmek hepsi bambaşka yerleri çalıştırıyor değil mi? Kesinlikle. Yani biraz bu konudan bahsedelim. Çünkü çok bana da tabii güzellik merkezimizde, sohbetlerimizde hep şu geliyor. Ya nasıl içim gidiyor? Ay nasıl o içim gidiyor? Çok istiyorum Sevda Hoca ile çalışmak ama Elif Hanımcığım benim bu konuda sakatlanmam var. Çok ağzım yandı, korkuyorum diyenler oluyor. Biraz bundan bahsedelim. Her spor dalı gibi bu da sakatlandırabilir ama nasıl? Evet, yani pilatese bakış açısı da iki ayrı bir bakış açısı var, öyle söyleyeyim. Hani hem çok zor bulup yapmaktan korkan insanlar, şimdi hani çok sık yaşadığım bir şey bu. İşte geliyor ya pilates o kadar da zor değilmiş ve çok da keyifliymiş. Evet. Yani keşke daha önce başlasaydım. Evet. İnanılmaz keyif aldım. Vücudunun işte o kaslarını hissetmesi. Tabii. Hani pilates de öyledir. Hani mesela fitness'a gidersiniz, sadece bir yorgunluk hissedersiniz ve böyle kas, dış kaslar, o büyük kas gruplarını hissedersiniz ama pilates sonrasında şöyle bir şey var. İçimde bir şeyler çekiliyor. Evet. Ya yani pelvik kaslar çalışılmamış. Evet. Çok yalnız, işte çok işte gerilerde kalmış. Çünkü bu kas grubunu çalışmak zor ve fitness'la, aerobikle ve benzeri metotlarla çalıştıramıyorsunuz. Daha önce de söylemiştim, yoga ve pilates ancak bunu destekliyor. Yani tabii yine eğitmen de bitiyor. Hani oraya döneriz. Değil yani, hani dediğim gibi yapan farkı hissediyor. Ve dediğim gibi derler ya, gelmeyen bin pişman, hakikaten öyle. Gelmeyen çok pişman oluyor. Ve hastalık konusuna da gelirsek, işte benden geçti ya da işte ay benim işte kolum kırık, benim işte omurgamda bilmem işte şu var bu var falan diye. Bana en son yaklaşık işte bir 20 gün önce falan gelen bir üyem var. Çok sevdim, çok tatlı bir insan. Geldi işte, benim şu problemim, şu problemim var dedi. Tamam dedim, işte bir başladık, çalıştık. Ve bittikten sonra dedi ki, Sevda keşke daha önce başlasaydık dedi. Sırtında bir de jazz skolyozu var. Dedi ki belki zamanla gelseydim, hani spor yapmış ama hani... Dene, çünkü hani doğru hocayı bulmak gerçekten çok zor. Tabii. Hani gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, işte bu olmuyor, bir işe yaramıyor vesaire. Dedi ki hani keşke seni daha önce zamanda bulsaydım, skolyozunu belki de iyileştirebilirdin dedi. Bu beni inanılmaz mutlu eden bir şey. Bu yaptığımız meslek hem bize inanılmaz bir sorumluluk yüklüyor. Yani işte gel tamam yapalım, böyle bir şey yok. İnsanlar bize canını emanet ediyor. Tabii. Sağlığını emanet ediyor. En ufak bir şey o insanın hayatına mal olabilir. Yani beli kırık bir insandan bahsediyoruz. Omurgayı tutan çok küçücük bir kemik parçası kalmış. Ve en ufak zorlayıcı bir harekette bel gitti. Yani çok riskli bir iş ve bunu hakikaten yapabilecek insanların olması gerekiyor. Evet. Yani şimdi gençler var ama işte sadece bir belgeyi aldım, ben pilates eğitmeniyim demekle olmuyor bu iş. Mutlaka bir deneyim gerektiriyor. Çünkü hani Joseph Pilates asıl deneme yanılma, araştırma, deneysel aslında bir yerde dayanıyor. Bakıyor, ediyor. Tamam işte o bu işe yarıyor. Hoca da bunu gözlemlemesi gerekiyor. Hangi hastalıklarda, hangi problemlerde tamam hani bu iyi, devam edebiliriz. Doğru. Kendi yaşayıp, kendi görüp de devam ettirmesi gerekiyor. Dediğim gibi pilatese gelen mutlu. Gelmeyenler çok şey kaybediyor. Çünkü geldiklerine zaten kendileri söylüyorlar. Haftada
Kaç kere çalışma yapmak böyle ideal bir gelişim için, hani o böyle yavaş yavaş gerçekten daha iyi hissediyorum, daha güçlü hissediyorum, yapabiliyorum kıvamına ne zaman gelebiliriz? Haftada kaç kere çalışmayla? O biraz hani kişisel ama genel olarak şöyle, yani ilk derse gelip, tabii ilk derste çok fazla bir şey anlaşılmıyor ama ikinci dersten sonra başlıyor artık. Yani ben hissediyorum. İşte bu gece omzum ağrımadı, bu gece belim ağrımadı, bugün işte kendimi daha iyi hissediyorum. Biraz kendini de yoklayarak. Kesinlikle. Evet. Yani çünkü gelen kişi zaten diyor ki ben yapıyorum bu işi ama hani ne yapıyorum diye. Evet. Zaten ilk önce kendisini gözlemliyor. Evet. Kendisine soruyor bu soruyu ve ben zaten soruyorum hani iyi misin, her şey yolunda mı? Hani herhangi bir sıkıntı, problem var mı? Olmuyor ama yine de o şeyi duymak mutlu edici. Ve hani bir nevi istatistik yapıyorum gibi bir şey aynı zamanda. Hani kişiden kişiye ne kadar sürede geri dönüş oluyor çok diye. Çok doğru. Tabii yaşa göre de, birazcık cinsiyete göre de değişiyor olabilir. Çünkü beylerle bir parça daha belki güç ağırlıklı çalışırken hanımlarla biraz daha esneme ağırlıklı olabilir ama bu da herhalde bedene göre değişiyordur değil mi? Tamamen bedene göre değişiyor. Çünkü bazen kadınlar daha esnek anatomiye sahip ama yani çok az esneyen üyeler de olabiliyor kadınlarda. Ben öyleyimdir ama gerçekten hani insanın böyle sürekli bir kaçındığı bir şey vardır ya, bir şeylerle yüzleşmemek için. Aslında bu işin sanki ilk adımı gelip merhaba ben geldim, kesinlikle, hadi yapalım demek değil evet mi? O çok önemli çünkü şöyle bir şey yaşıyoruz. Hani kadınlar ya da işte kişi öyle söyleyeyim. Hep kendini bir negatif olumluyor. Evet. Ben hiç esnek değilim. Mesela bana gelen üyelerde şöyle bir şey oluyor. Ben hiç esnek değilim. Diyorum ki onu bana bırak. Onu ben karar vereceğim. Ve bakıyoruz yok yani gayet işte bacaklar açılıyor. Hı-hı. Gayet işte en zor mesela genelde işte bizim en sık yaşadığımız hocalar olarak yaşadığımız problem hamstringlerin, arka bacak kaslarının kısa olmasıdır. Evet. Bu işte bacak işte belden çeker, gömülme işi daha bir işte sırtı çeker vesaire. Evet. Bizi vücudu aşağıya çeken bir şey aynı zamanda. Sonra bakıyorum ya hamstringler açık, kaslar işte hani terimler biraz daha. Ama işte kaslar açık yani bir herhangi bir sıkıntı problem yok. Diyorum ki gayet esnek çıktın, senden bir jimnastik çıkar diyorum hani o kadar. Şahane. Aslında esnek vücutlar da geliyor. Sadece dediğim gibi ne yapıyorsak biz kendimize yapıyoruz. Vücudu dediğim gibi hani bilen birine bırakmak gerekiyor. Öte yandan benim en sık yaşadığım, en sık karşılaştığım, karşı kişinin haberinin bile olmadığı bir durum var. Türkiye'de 2,5 milyon skolyoz hastası var. Ve eminim ki bu sayı çok daha fazladır. Evet. Çünkü insanlar bana geliyor işte spor yapmaya geliyor. Sadece pilates yapmaya geliyor. Mutlaka işte derse başlamadan önce bir postür analizi yaparım ben. İşte bir yoklarım sırtta ne var, vücutta ne var. Çünkü mutlaka bir şey çıkıyor oradan. Ve çok nadir hani sağlıklı güçlü bir omurgayla gelen bana çok nadir oluyor. Ve bakıyorum diyorum ki sende skolyoz var. Ne olduğu hakkında bile hiçbir fikri yok. Ve diyorum ki hani mutlaka işte evet egzersizlere başlıyoruz. Bazılarında çünkü çok ciddi oluyor. Öyle bir üyem var sevgili Ayşe Hanım. Kulakları çınlasın. Çok sıkıntılı bir omurgayla geldi. Kifoz, lordoz ve çok ciddi bir skolyozla geldi bana. İnanılmaz iyi bir yol kat ettik. Fotoğraflarda bile gözüküyor. Evet kesinlikle gördünüz. İnanılmaz bir değişim ki hani onun üstüne biz tekrardan bir gittik. Ki hani çok sık gelemiyor hani iş şeyinden dolayı sürekli turlarda. Ve Türkiye ayak adımı atar atmaz hemen beni arıyor. Sevda erkenden en erken saatte harika. Koşturmaca var hemen çalışmamız lazım diyor. Böyle hani mutlaka bir kontrole gelip yorumlaması gerekiyor eğitmenin. Evet. Sevda hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifli. İnsanı da motive ediyor. Sevgili dostlar, bana kalırsa bir seçim yapalım. Ve diyelim ki hakikaten bedenimle ilgili neleri değiştirebilirim? Neleri acaba önce fark edebilirim ve bundan sonra adım adım küçük küçük minik minik nelerde yol alabilirim? Gerçekten bugünkü program beni de çok motive etti. Sevda hocamıza
ekranda da yönetmenim vermiştir. Ulaşabilirsiniz ve onunla bir poster analizi için randevuleşebilirsiniz. Ve bence bu yayın inşallah seneye bu zamanlarda ya iyi ki de izlemişim, iyi ki de başlamışım dediğiniz yayın olur. Görüşmek üzere, sağlıkla, esenlikle kalın.